Tüyler ürperten bir aile dramı var sırada. Kendilerini taciz ettiğini iddia ettikleri babalarının cezaevinden çıkacağını öğrenen kız kardeşler intihara kalkıştı. Biri bıçakla balkona, diğeri çatıya koştu. Rebeka! Rebeka yapma! Ne zaman gelecek? Şimdi balkonda görüp bileklerini kesmiş gene. Kızlarının biri elinde bıçakla balkonda... Diğeri çatıdaydı. Ne oldu mu? Rebeka! 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 Rebeka yapma! Tek istekleri onlara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan babalarının cezaevinden çıkmamasıydı. Buraya savcısı gelmeden, benim dosyama bakan savcı gelmeden ben bu evden çıkmıyorum. Şanlıurfa bu ailenin iki kız kardeşin dramını ağladı. Evimin içindeki olayları nereden bileceğim? Duyma ve işitme engelli adam kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Kızlarından biri dün adliyede babalarının bırakılabileceğini öğrendi. Bu ihtimal bile onu sinir krizine soktu. Eline bıçak alıp balkona çıktı. Temmuz'un 24'ünden beri hala da savcı diyor ki biz soruşturma içindeyiz. Nasıl oluyor? Hastane raporlarını nasıl değiştirebiliyorlar? Bunun cevabını verin. Ya ben sana söz veririm, savcıya beraber gidelim. Ona destek olmak isteyen ablası da soluğu 5 katlı evlerinin çatısında aldı. Abla! Ne zaman gelecek? Polis sinir krizi geçiren anneyi sakinleştirip kızları ikna etti. Deniz bak medya abi burada. Acı sesi duyuyor, tamam. Birini balkondan, diğerini çatıdan indirdi. Tüm bunlara neden olan baba cezaevinden tahliye edilecek mi? Şu an için bilinmiyor.